taksi. Selamlar. Bugün gerçekten yine farklı bir yere geldim. Şaşıracaksınız. İsmail'i geziyorum. O yüzden şu an Boynuz'a geldim. Yani Boynuz diye geçiyor. Çok güzel bir manzarası var. Doğayla iç içesiniz. Her yer yemyeşil. Bu arkadaşımız da bizi almıştı. Teşekkürler. Buraya kadar getirdi bizi, sağ olsun. Bakar mısınız? Çok güzel bir manzarası var. Bu arada burada lezgiler yaşıyormuş. Hatta bizi alan arkadaşımız da lezgiydi. Lezgilerin çörekleri falan var, bilirsiniz, böyle farklı farklı yapıyorlar. Ben şimdi yolda görmüştüm bir tane çörekçi abla. Onu çekmeye gideyim diyorum, böyle güzel bir lezgi çöreği yiyelim diye. Sonra manzaraları keşfedeceğiz. Bu arada yoldan böyle bildiğiniz şey nehir akıyormuş, su akıyormuş. Bu sulardan falan karşı taraftaki rayonlara, yani kentlere, köylere gideceğiz. Birazdan da o taraflara geçeceğim ama şimdi aşağıya doğru yürüyorum. Yolda ne gördüysem çekeceğim artık. Doğa bizim yani şu anda. Doğanın güzelliğine bakar mısınız? Ya buradan geçmek zorunda kalıyoruz. Böyle tam köyün ortasından su akıyor. Burada da yine herhalde alça ağaçları falan var. Bir evin bahçesine girdik biz aslında ama burada her yer böyle büyük büyük evler var. Sonra ortadan böyle bir su akıyor. Diğer taraftan da akıyor zaten bu su. Az ileride de soğuk su bulağı diye görmüştüm. Muhtemelen buradan akan bir su diye düşünüyorum. En aşağı tarafta, yani buranın girişinde görmüştüm ben orayı. Oraya da göstereceğim zaten. Hala köy halkını falan göremedim açıkçası şu an. Dışarıda çok fazla insan yok çünkü. Yani şimdi kardeşimizle tanıştık burada, diyoruz nereleri gezebiliriz diye. Ben sizi aparayım diyor. Yukarı çıkacağız öyle mi? Evet ablacığım, aparım. Tamam, olur, beraber gidelim o zaman. Aynen. Aşağıda bir şey yok mu? Aşağıda karşısında yani güzel şeyler var orada. Ha, bu tarafta yani. Hayır abicim, o taraf. Ha, o taraf, tamam. En geçenk yer ora yani. Evet evet. Tamam. Bir şey diyeceğim. Burada lezgi çöreği falan var mı? Lezgi çöreği var var aşağıda. Aşağıda zaten özü lezgi. Öyle mi? Siz lezgisiniz. Ha. Sizde böyle güzel şey oluyor da abla, yağlı ekmek falan böyle. Feseli mi? Ha. Aşağı feseli. Aşağıda bulur muyuz? Aslında önce bir onu çekip öyle gidelim bence. Yapıyorlar mı orada kesin? Olur, gidelim. Bu saat varsa bilmiyorum ama. Ha, inşallah vardır. Lahıcı'da olur en çok yağlı çöreğler mesela, orada olur. Tamam. Lahıç'ta da olduk. Her yerde olduk. O zaman şimdi bir çöreğe bakalım. Sonra yukarı çıkalım. Ha, buradan gelirse aşağıdadır. Tamam. Aşağıya gidelim o zaman. İstiklendir çöreği. Ya, gördüm ben onu. Tamam. Sağ ol ablacığım. Çok memnun oldum. Yarın misafirimiz olur. Vallahi. Buyurun buyurun. Gel. Çekinmeyin. İlyas. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İlyas. Vlog. Ha, buyurun buyurun. Çekinmeyin. Teşekkür ederiz. Tekrardan vallahi hemen misafir. Ay, hurma ağacı mı bu? Aa, en sevdiğim. Evet, baksana hurma ağacı. Vay be. Güzelmiş abi. Bahçeye bakın. Evet. Abla, sen nerelisiniz? Biz özümüz İsmail'den. Ha, İsmail'den. Sumgayt'ta yaşıyorsunuz. Ha, siz misafirsiniz burada. Yazları mı? Yay ayında mı geliyorsunuz genelde, yayları? Bu aylar geliyorsunuz. Çok geçenmiş valla. Çok beğendik. Sağ olun. Bu kent de güzel. Kent güzel değil mi? Ha, başkasının bura. Otostop çekerken bir tane abi dedi, Boynuz köyü var, orası güzel dedi. Ha, burada güzel. Sonra biz bugün oraya geldik. Evet. Bak, burada bizim şairimiz rahmetli Musa Yağub'un evi. Ha, burası. Ha. Öyle mi? Müze olarak mı yaptılar? Orada olmalıydı bence. Hmm, oraya da bakalım. Onun evi de var. Burada mı aynı evi de? Evet, kızının evi de. Orada yukarıda onun öz evi de. Oğlu ha. Ha, daha şu büyük bir ev vardı. Orası mı? Ben dedim orada bir şey var kesin dedim. Ha, kesin. Evet, büyük büyük evdi. Şairimiz, dahi şairimiz Musa. Kızı burada mı acaba? Onunla konuşup danışabilir miyiz? Adam var. Var mı? Aha. Öyle mi? Ya, tamam, onlarla bir danışalım biz. Sonra buradan yukarı kentlerde olmuşsunuz mu?
Hangisinden? Galacık. Ha, Galacık'ı az önce biri dedi. Az önce Galacıklı bir tane arkadaş bizi aldı. O dedi yarın gideceğiz oraya. Ha, Galacık da güzel. Orası da güzel bir köymüş bayağı. İşte su, çay, evet. Künosu çekilip orada. Şimdi çatabilirsek gideceğiz onlara da. Çatabilirsek. Künosu çekiliyor orada. Orada çekilip de Öge Yana künosu çekiliyor. Hmm. O yolda. O yolda. O, yolda. Ha, o İç Burnak Ağacı var. Ha. Bak hemen o dağdadır. Vay be. Hmm. Gideriz oraya da. Teşekkür ediyoruz. Güzel yerlerdi. Gezin gidelim. Sağ olun. Ablamızla sohbet ettik. Şimdi çörekçiye gidiyoruz. Kardeşimiz de burada bizi sağ olsun götürüyor. Şu ablayı lütfen takip edin. Çok tatlısın canım benim. Teşekkürler. Takip edin arkadaşlar. Buradan çörekçiye gidiyoruz şimdi. Lezgi çöreklerine falan. İnşallah yağlı ekmek bulabiliriz. Yani bu vakitte var mı bilmiyoruz ama bulursak muhakkak yani yiyeceğiz. Güzel bir lezzeti var. Şimdi bir çörekçi bulduk. İçeriye girdik hemen. Abla bir şey soracağım. Hani böyle şey Lezgi'de böyle yapıyorlar da böyle tak tak vuruyorlar ekmeğe. Böyle bir şeyle. Yok, yok. Ondan yapmıyor musunuz? Yok. Ha. Bunlardan yap. Bu böyle pide gibi birazcık. Değil mi? Normal yemelik. Burada böyle hamurlar mayalanmış bir şekilde herhalde hazırlanıyor. Sonra vay be. Kendin yapıyorsun abla burada hepsini. Aa, maşallah. Aa, sıcacık. Keşke yağlı ekmek de olsaydı. Bu arada tanesi 1 manatmış böyle. Köyün içerisinde yapılıyor. Yok canım. Nasıl yapacaksın abla bakayım. Arkadaşlar şimdi bu çörekleri göstermek istedim ama benim dediğimden kalmamış sanırım. Birkaç yere daha bakmak istiyorum. Onlardan bulursak çünkü onları göstermek istiyorum size. Daha önce ben tadına bakmıştım. Gerçekten çok lezzetliydi. Bu biraz bizim pideye benziyor. Yani normal pide gibi aslında. O yüzden o dediğim ekmeği de bulmak istiyorum ya. Buraya da sorduk ama burada da yokmuş. Sadece sipariş üzerine yapılıyormuş. O yüzden yapacak bir şey yok yani. Başka yerde bulursam çekeceğim artık. Şimdi her şey tesadüf gelişiyor. Burada ünlü bir şair varmış zamanında. Onun evinin önündeyiz ama. Başka kapıda mı şairin evi? Başka yerde mi şairin evi? Burası idare. Burası değilmiş arkadaşlar. Aşağıdaki kapıymış sanırım. İcaza verirlerse oraya gireceğiz. Şu an geldik kapıda bekliyoruz ama konuşuyorlar kendi aralarında. Yani izin verip vermeyeceklerini bilmiyoruz. Ama konuşacağız. Ayşe. Ya meşgul olma. Deden bazı şeyler istiyorlar. Şahsi eşyalar muzeye gedi bak. On diyelim. Mesela özüne ait kalemi neyse. Böyle de otağına bak kitapları. Komşu gedi bakın muzeye. Komşu yığılıp. Konuştuk şu an izin aldık. Evi göstereceğim size ama önce evin dışarısını göstermek istiyorum. Abla diyor hani diyorum şairden kalan neler var eserler falan. Buradaki her şey diyor ondan kalma bize diyor. Ben de size önce evin dışını göstereceğim sonra içerisini göstereceğim. Ev böyle bayağı büyük. Güzel bir bahçesi var. Şimdi biz de yukarıya çıkacağız. Bizimkiler çıktı yavaştan ben de çıkacağım. Şu an izin aldık. Musa Yakup'un böyle otağına girdik. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necesiniz? Yakşıyam. Siz necesiniz? Sağ olun. Ben de yakşıyam. Siz Musa Yakup'un neyi oluyorsunuz? Evet. Torunu oluyorsunuz. Benim siz baba dediğiniz için ben dedim dede. Bizde dede oluyor. Biz hamımız Musa Yakup'a dede diyoruz. Ha, öyle mi? Belli belli. Ben de dede derim. Öyle mi? Bütün... Siz de mi torunusunuz? Yok. Ben buranın sakiniyim hem de burada yaşıyorsunuz dışımızı. Yani evet. Arkadaşsınız ama dedemdir kendisi. Hı, anladım. Peki biraz tanıtır mısınız bize? Musa Yakup Azerbaycan'ın en güzel tabiat şairlerinden biri olup Azerbaycan tabiatını en güzel terennüm eden şairlerden olup doğa şairi yani. Hı, evet doğa şairi. Onun otağı da Atatürk'ümüzün de burada benim, evet benim. Resmi çok var böyle. Gözü, Atatürk'ü. Kitapları var o zaman burada değil mi? Bəli, köhnə Sovet vaxtından qalan kitablar, yazı masası. Hmm, burada yazıyordu. Bəli, bəli. Doğma büyüme buralı o zaman bəli, değil mi? Bəli, burada anadan olunub, burada da rəhmətə girdi. Allah rahmet eylesin, məkanı cənnət olsun. Eləməzə rəhmət, amin.
Peki, İlham kaynağı da burası. İlham kaynağı mı burasıymış? Evet, kitaplarında da bahseder buranın taşı, toprağı. Çok güzel ama gerçekten. Güzel. Ben de doğasına hayran kaldım. Teşekkür ederim. Kitaplarından peki birazcık bahseder misin? Hepsi doğa üzerine miydi kitapların? Doğa, sevgi. İnsanı en yaşadığın büyük şey his, sevgidir. Ondan, evet. Ondan danışır. Doğru. Bu sevgi tabiatta da var. Sizin de diksiyonunuz güzel ama bayağı. Teşekkür ederim. Bu onun kitapları da. İlk kitabı ve son kitabı mesela. İlk kitabı. İlk baskı olunan kitabı. İlk baskı, vay be. 1966. Aa, hem de 1966'nın kitabı. Beli beli. Bu ise ondan sonra... Orada Rusça mı yazıyor? O Kiril, kitap... Kiril. Ha, Kiril alfabesi be. Kullanılmış, anladım. Bu ise en son kitabıydı. Bu da en son kitabı. Yaşadığım gerek bu sözümü de alın. Başlara yazan. Ondan sonra onun hakkında çok kitap çıktı ama özü sağ iken en son kitabı bu. Azerbaycan'ın ünlü şairlerinden bir tanesiydi yani, değil mi? Beli. Türkçe olan kitaba bakabilir miyim bir de? Bu da Türkçe olan kitabıydı. Benim de. İmdat Afşar'ın hazırladığı kitabıydı, Türkçe olan. O zaman tamam. Bir tane daha. Hediyenizle. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. Sadece Azerbaycan dilini anlamıyorum ama biraz başa düşüyorum yani. Okuyun. Sözün dili olmuyor. Evet, sözün dili olmuyor. Aynen. Burada neler var peki? Burada onun mükafatlarıdır. Çanakkale'de aldığım mükafatlar. Aa, Çanakkale'de hem de. Böyleyim. Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamlarından aldığım mükafat. Semet Vurgun adına mükafat. En son aldığım mükafat Nesimi adına. Gerçekten mi? Məsəti Gəncəvi adına elə bir çoxu var, muzeylərə verdim. Müzeyə mi verdiniz? Muzey və şəhərdəki evdə, Bakıdakı evdə. Ha, Bakıda da evdə var. Bəli, bəli. Orada da var. Hangi müzədə peki? Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi, Milli Ədəbiyyat Muzeyi, Targovuda. Targovidə. Nizami küçəsində. Tamam, inşallah oraya da gireriz. Mütləq. Ben o zaman şuradan bir tane okuyacağım ama bu kez okumaya çalışacağım çünkü biraz anlamadığım için. Buyur. Bakayım, en kolayını okuyayım. O, anlayabileceğim bir şeyi. Size okuyun, yoksa siz okuyun. Aa, siz okuyun. Tamam. Bir ben de okuyabilirim. Tamam, bir ben de yok okuyayım. Daha ömrümde açılmaz o yaz. Bir kanadım yorgun, birisi pervaz. Elediklerimden yakam kurtarmaz, elemediklerim yandırar beni. Ne demek istiyor? Yaptıklarımdan hiçbir zaman yakam... Nece? Kurtulmaz. Kurtulmaz. Ama yapmadıklarımdan da hep pişman. Bize de öyle söylerler genelde. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Siz çok memnun oldum. Hoş gerçekten geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani buraya gelip bilmiyorduk yani Musa Yakup'un burada doğduğunu, burada bir evi olduğunu. O yüzden bizim için çok anlamlı oldu. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öğrenir artık. İnşallah. Tekrardan böyle fotoğrafını da göstermek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı amin. Cennet olsun inşallah. Amin. Bütün şairlerimiz. Amin. Bütün şairlerimizin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoştuk. Bir ondan. Şimdi... Şu an bir taş mı göreceğiz? Aha. Bu, onun belediye en meşhur şehrin yazıldığı hemen o taş. Öyle mi? Bu dünyanın. Bu dünyanın kara taşı göğermez. Öyle hiçbir mi dermiş? Hiçbir zaman farklı bir renk olabilmez. İnsan gibi. İnsan evet. Hiçbir zaman değişmediği gibi. Siyah taş. Taş, taş gibi insan. Anladım. Morarmaz diyor. Yere çarpınca hani biz morarırız. Hı-hı. Taş. Ama taş ya. Evet İnsanlar anladım. İnsanlar taş gibi yani. Anladım. Yani kendisi için önemliymiş değil mi? Önemli. Zamanında. Dağ dağın ağacı. Çok az yerde fikir. Çok nadir evet. Bir ağaç türü. Şimdi yukarı tarafa doğru çıktık. Ağaca bakacağız. Onu hiç unut. Burak. Valla. Burada Azerbaycan'ın büyük şairleri hepsi bir yerde paylaşıp sohbet ediyor. Ha, burada iyileşiyorlarmış herhalde. Çok şanslısınız ama güzel bir şey ya. Evet. Gerçekten. Evet. Ünlü şair. Bu ağaç nazardan koruyormuş, öyle mi? Evet, dağdağın evet. Ağacı. Peki bunun üzerine şiir falan yazmış mı? Çok. Öyle mi? Elbette. Bundan hatta özünüzle kırabilirsiniz. Özünüzle götürebilirsiniz. Ha, kırıp götürebiliriz. Çok adam el ediyordu. Ben. Gerçekten mi? Eve koyuyorlar. Bak dal bırakmamışlar kıra kıra ağaçta. Bakar mısınız? Yukarılardan almamız gerek. Vallahi göze çok geldik. Ben koparıyorum. Vay be, ama ne kadar anlamlı bir şey ya. Evet, saklayacağım özümde. Bütün nazarlardan koru Allah'ım. Amin. Zoğal ağacı. Olmuş mu? Olgunlaşmış mı? Ekşi. Bu arada kızılcıkmış. Anladım sonradan. Bu da cavalı. Biz buna da erik diyoruz.
Bahçe çok güzel. Bakar mısınız? Başka var mı şeyler böyle meyve üzüm ağaçları falan? Evet. Burada üzüm ağacı var. Buraya gelmek güzel oluyordur ama sizin için değil mi? Yani, tabii ki. Huzur dolu ya. Resmen evet. Doğanın içerisinde bir yer. Gerçekten çok beğendim. Oradaki elma mı? Bu şabalıktı. Şabalık. Ha kestane. Kestane var. Fındık. Aa her şeyi ekmişler ha. Vay be zamanında. Daha çok alma. Evet almayı da gördüm. Tam karşıda elma ağaçları var. Çok beğendim. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi oturmuştuk. Çaylar, mürebbeler falan. Veda ediyoruz artık yavaş yavaş. Yukarı tarafa çıkacağız. Yukarıdan da bir şelale mi akıyor yukarılardan? Nehir gibi. Öyle mi? Oraya çıkacağız işte. Hayvanların koruma altına alındığı yermiş. Teşekkür ediyorum her şey için. Çok memnun oldum. İyi ki geldik. İyi ki gördük burayı da. Teşekkür ederim. Yine konuşuruz inşallah. İnşallah. Allah'a emanet olun. Gelirseniz her zaman bekleriz. Aynen her zaman bekleriz inşallah. Elimizden geldiği her şeyi yaparız. Yukarıya çıktık ama şimdi maalesef bağlı yazıyor. Şahdam Milli Parkı. Bir sürü yabani hayvan da varmış burada. Atı gördüm sadece şu an. Uzaktan bir at gördüm. Şu tarafta bir yerde. Ama onun haricinde kapalı yani içeri giremiyorsunuz. Diğer tarafa artık gideceğiz. Akarsular, cartlar, jurtlar bir şeyler vururuz elbet. Bence burası biraz daha insanların piknik yaptığı bir yer diyebilirim size. Böyle güzel bir su akıyor buradan. Doğanın içerisindesin. Zaten herkes mangal falan yapıyor şu anda. Başka neler var? Bir tek aşağıda herhalde böyle su bulağı yazıyordu. Gitmeden bir de oraya uğrarım diye düşünüyorum. Burada çok insan yok ama aşağı taraflarda herkes mangal pişiriyordu. Piknik yapmaya gelmişti. Zaten doğanın içerisinde olduğunuz için bence buraya en çok o yüzden geliyorlardır diye düşünüyorum. Artık aşağıyı da çekeceğim. Yavaş yavaş bugünü de sonlandıracağım. Her gün köy köy geziyorum. Gerçekten umarım da beğeniyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyordur. Bakalım artık ne görürsek aşağıda. Vahşi hayat diye geldik. İnekten attan başka bir şey görmüyoruz. Nece sen? Korktu ya. Tamam korkma gidiyorum. Arkadaşlar şimdi bulağa falan gittik ama orada hiçbir şey göremedik. Yine piknik alanı gibi bir yerdi. O yüzden yola çıktık tekrardan. Otostop çekmiştik. Amcalar aldı bizi. İsmail'e doğru gideceğiz artık. Yalnız yolda giderken bir şey dikkatimi çekti. Ben onu göstermek istiyorum size. Şimdi geldim baktım 1941-1945 diyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla savaştıklarında şehit düşen askerlerin işte burada böyle anısını yapmışlar heykel olarak. Burayı da gelip göstermek istedim size. Genelde böyle birçok yerde ziyaret etmiştim zaten. Gittiğim ülkelerde de vardı aynı zamanda. O yüzden burada da göstermek istedim. Azerbaycan'ın çoğu rayonunda, kasabasında, köyünde her yerinde zaten var göreceksiniz. Böyle güzel heykeller yaptırıyorlar. Yani unutmayalım, unutturmayalım diye. Bizler de görüyoruz, şahit oluyoruz. Sizlere de göstermek istedim. Zaten hemen şurada Azerbaycan'ımızın bayrağı, Türkiye bayrağı ve Pakistan bayrağı var. Bunları da göstermek istedim. Yavaş yavaş videonun sonuna geleceğim. Ben artık otostopa koyuluyorum. Çünkü akşam olacak. Yine saat 8 oldu. Allah'tan hava çok geç de kararıyor. Yani böyle bir saat sonra hava kararacak. Bir saat sonra İsmail'deyiz. Karşıya geçip otostopa başlıyorum. Sen alsan bari. Hakikaten durdu. Tamam süper. Biniyoruz. Onlar da İsmail tarafına doğru gidiyormuş. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şu an Talistan'a geldik. Azerbaycan'da görmem gereken yerleri yazın lütfen. Yorumlarda buluşalım. Öpüyorum herkesi. Görüşürüz.